Merhaba değerli izleyenler. Kara Karahayit mahallesindeyiz. Karahayit mahallesinde diyaliz hastası bir amcamız var. Kendisi bize ulaştı ve bir mağduriyet yaşadığını söyledi. Diyaliz merkezine gidemiyormuş. Araç evinin önünden almadığı için. Bu arada tabii ki yürüme sıkıntısı çekiyor. Merhabalar. Öncelikle sizi Merhaba. tanıyalım. Evet. S sizi tanıyalım. Ben Karahayit köyünden Mehmet Karataş. Diyaliz hastası. Geçmiş olsun. Ne zamandan beri hastasınız? 2017'den beri. Hı -hı. Geçmiş olsun. Peki şikayetiniz nedir? Bize ulaştınız. Neler söylersiniz? Şimdi arabaya kiralar arabayla şirketten kiralar arabayla e, bizi evin önünden alıyorlardı. İyiydin. Yeni bir araba aldılar şirket e, Diyaniz merkezi kendisi. O arabayı oraya biz formez Ama bu köye günde 3-4 tır geliyor tırlar çıkıyor. Onun arabası neden çıkmıyor onu bilmiyorum. Olay bu beni almayacak oldular. E ben bafe inmem. inmek için arabam yok. Nasıl inerim? E, onun için mağdurum. Bafa'da 8 kilometre baktığınız zaman. Yani... Evet 7-8 kilometre bunu kim indirir? devamlı olan bir hastalık bu. Kim indirir, kim götürür? Haftada üç kere gidiyoruz. Üç kere herkesin işi var. Hadi sabah birileri götürdü. Öğlen kim getirir beni buraya? Orada bir taksi merkezi de yok. Hani kiralısam. Onun için mağdurum. Eskisi gibi arabalarla alsılar memnun olurum. Ne zamandan beri bu sorunu yaşıyorsun? Ne zaman başladı? Bir haftan beri ya, bu olay başladı işte. Ama bu hastalığın şakası olmuyor. Gitmezsen. Gitmen gerekiyor. Ama hindi biz bafı çocuk var. Onun arabasından gidip geleceğiz. Ama ne kadar gidip gelebiliriz? Bu bir haftalık süreç içerisinde gidemediğiniz oldu mu bu mağduriyetten dolayı? Ya yani, Kaç e, defa gidemediniz? İki defa gidemedim. Zaten haftada üç defa alıyorsunuz. iki defa gidemediniz. Gidemedim. Ama sonuçta sıkıştım mı yarın gideceğim herhalde. Ama nasıl giderim onu düşünüyorum. Götürürler mi? İşi olmazsa götürür. Eskisi, eski düzen olsa güzel olur e bunların parasını eskisi gibi sigorta ödüyor. E aynen devam etsi güzel olmaz mı? Sigorta sen eksik para ödemiyor. E bunu bu şekilde, bunu sigortam düşünecek, yetkili mercekler mi düşünecek? Ben burada mağdurum. Olay bu. Evet, yani her gün yıllarca gelip kapının aldılar, götürdüler diyaliz merkezine. Orada diyalize girdiniz, sonra tekrar geri getirdiler, evinize bıraktılar. Ama son bir haftadan beri böyle bir şey yok. Sizden BAFA merkezi inmenizi istiyorlar, bu da sizin için sıkıntı. Evet, sıkıntı. Hı. Sıkıntı. E, bakacağız. Bu konuda da yetkililerden çözüm bekliyorsunuz. Evet, yetkililer ilgilenmesini istiyorum nasıl olacağını. Ben bilmiyorum nasıl olacağını, onlar bilecek. Yani olay bu. Çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Ol. Allah razı olsun. Evet değerli izleyenler. izlemiş olduğunuz gibi Bafa'nın Karayit Mahallesi'ndeyiz. Diyaliz hastası Mehmet Karataş amcamız bizlere ulaştı ve beni normalde evimin önünden alıyorlardı ama son bir haftadan beri evimin önünden almıyor servis aracı haftada 3 gün diyalize girmem gerekiyor ve bu konuda mağdurum. Çünkü Bafa'ya gidip gelmem sıkıntılı. Sekiz, yaklaşık 8 kilometre uzaklığa sahip Bafa ve beni götürecek insanlar da her zaman müsait olmuyorlar. Bu konuda bir çözüm bulunmasını istiyorum dedi. Yetkililere çağrıda bulundu.